Kadir Çöpdemir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Pascal. Sir. Günaydın. Günaydın abi. Vallahi kendini hissettirdi. Bahar geldi. İnsanın hiçbir işe gidesi yok ya. Aynen öyle. Ben o yüzden bahar mevsimindeki bu ekstraları şirket toplantılarına anlamıyorum. Daha doğrusu yani ekmeğe nankörlük etmeyelim, haksızlık da etmeyelim. Zor buluyorum yani. Mesela Mart'ta, Nisan'da moderatörlük yapmak dışarıda. Neden Kadir, neden? Abi toplantılar genellikle Antalya'da oluyor. Bahar havası var. Dışarıda güzel hava. Bir kahve molası veriyorsun 10 dakika. Vatandaş açık havanın tadını alıyor. İçeri girmek bilmiyor. Senin de belki canın çıkmak istiyor falan. Girmişsin. Sana ne? Ya iki kahve molası bir öğlen yemeği arası. Her birinde 10 dakika takıyorlar. En az yarım saat, bir saat program sarkıyor. Konuşmacılar zaten illaki bir süre uzatıyorlar. Toplantı 6'da bitecekse 8'de bitiyor. Bitsin. Sen paranı aldın. Ya aldım da uçak bileti de toplantı 6'da bitecek diye 9'a alınmış. Eğer 8'de biterse uçağın kalkmasına bir saat var, belekten nasıl gideceksin falan, gerilimli bir şey oluyor yani. Ne olacak ya? Bunun için şoförün basması lazım. Belek Antalya arası yol ne kadar bassan da bir mesafe. Yüreğin ağzında havaalanına kapılıp gidiyorsun, alana giriyorsun. 2 saat rötar var, takmış uçak. Herkes moderatöre takıyor. Ne takıyor? Süreyi. Yani şirketlerin toplantılarında dikkat et, hiçbir konuşmacı süresine uğrulmuyor. Hadi CEO istediği kadar konuşsun, oranın kralı. Ama abicim çağırmışlar dışarıdan bir konuşmacı. Süre geçiyor 30 dakika. Baba hala konuşuyor. İndir aşağı. Şimdi bu şirket toplantılarında dışarıdan konuşmacı olarak çağrılıp gelenler genellikle akademisyenler oluyor. Onlar sözlerin kesilmesini istemiyorlar Pascal. Bozuluyorlar. Bugün şirketlerin ekonomiden daha çok düşündükleri konu şirket toplantılarında, bayi toplantılarında çağırdığımız konuşmacının süresine uymasına nasıl razı ederiz yani. O kadar ciddi bir problem bu. Kadir ya. Ne acayip işler? Bak akademisyen, siyasetçi, bürokrat, bunlar bu meslekteki insanlar mikrofonu seviyorlar abi. Al bak bizim dudağımızın 2 santim ötesinde zombak gibi mikrofon duruyor. Mecbur kalmasan tek kelime etmezsin değil mi? Kaç dedir? Ben 92'den beri dudaklarımın 2 santim ötesinde mikrofon var. O şekilde yaşıyorum. Böyle ekmek parası kazanıyorum Pascal. Kadir ya, kocamızsın. Yavrum ben radyoların koca karısıyım. Ne yapayım? Bunu daha önce de söyledim. Benden iyisi gelmedi, gelmeyecek yavrum. Yürü be yavrum. Benden iyisi şimdi toprak oldu, mekanı cennet, Orhan Boran'dı. O da benim ustamdı zaten. Allah rahmet etsin. Neyse tıraşı keselim. Beton Orman yolundaki halkımıza Twitter adresimizi verelim canım. Pascal _ Kadir. Pascal _ Kadir Twitter adresimiz efendim. Tweet atandan Allah razı olsun, güneş batana kadar her adımından efendim bir sevap yazısı. Ne diyorsun ya? Medine dilencisi gibi olduk. Ya sosyal medya için yalvarıyoruz işte, ne yapalım ya? Ya Kadir, patron var ya, tweetleri sayıyor. Tweetleri sayıyor, ona göre vallahi para veriyor. Ya bir el atın efendim, elimiz sıkışık, coşturalım Twitter'ı. Şimdi betona ormana giderken uzun ip belinizde, balta elinizde olmasa dahi yanınızda biz varız. Gam, kasavet, siyaset yok. Sizi pamuk gibi yapacak, güne ve haftaya öyle hazırlayacak. Efendim biz merak etmeyin, sizin pozitif olmanız için elimizden geleni ardımıza koymayacak, değil mi? Hayırlı işler. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Gece uykusu aşırı önemliymiş hacı. Kim demiş? Şu an ben diyorum. Dün de ben diyordum zaten. Yeterli değil mi? Yani niye? Yetmiyor. Ya ben bir otorite değil miyim? Ya bilmiyor muyum? Senin nazarında bilen adam ben değil miyim? Kadir abinin dediklerine itibar etmiyor musun yavrum? Abi estağfurullah. Öyle de bilelim yani. Müşterin ya ondan dedim. Tamam o zaman. Uzmanlar diyor. Çünkü vücudun da bildiğin saati var Pascal. Nasıl yani? Ya belli bir saatten sonra yemeyin diyor ya. O vücudun saatiyle ilgili. Mesela melatonin diye bir hormon var. Sadece 11 ile 3 arası gece uykusunda salgılanıyor. Ne işe yarıyor? Bu sandığın işe yaramıyor Pascal. İnsanın genç kalmasını sağlıyor. Sonra bir sürü aksiyonu gece uykusunda alıyormuş vücut. Abi ben geceleri hiç uyumam. İşte sendeki sorunu çözdük. Daha ne istiyorsun? Neden böylesin sen gece uyumadığın için? Nasılım ki? Değişiksin. Yani sen de farkındasın. Bir kabul et, bir tuhafsın. Değişik derken? Ya oğlum nasıl anlatayım? Değişik işte ya. Kesin böyle kötü bir şey. Ya ön yargısın Pascal. Değişik dedim yani kötü değil yani. Hani sushi de değişik bir yemek ama kötü mü? Hiç sevmem. Yedin mi? Yok. İşte bunlar ön yargıdan. Tadını bilmediğin bir şey için hiç sevmem diyemezsin abi. Yani oysa şimdi mesela güzel bir sushi seti olsaydı götürürdük. Çok severim ben. Hiç şüphem yok. Ya bir yesen hastası olursun ben sana söyleyeyim ya. Kadir sen var ya ikimizin yerini de yersin ya. Ya tabii yerim de keşke sen de yesin. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Bazı insanların fobileri var biliyorsun. Kimisi örümcekten korkuyor, kimisi kapalı alanda kalmaktan korkuyor. Biliyorum. Peki tamam biliyorsan kapatalım gidelim abi. Hadi biliyorum lan Allah Allah. O biliyor herkese iyi günler. Oğlum anlatıyoruz işte. Gametofobi diye bir korku var. Duydun mu? Gametofobi. Onu bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Lale. Ben bilmiyorum evet. Gametofobi. Gametofobi değil mi? Gametofobi. Gametofobi ne ya? Ya gametofobi ya gametofobi bilmiyorum. Öyle bir korku var. Ondan sonra gametofobi ya da gametofobi evlenme korkusu. Nasıl yükseklik korkusu olan adam yüksek bir yerden aşağı bakınca başı dönüyor. Bunda da evlilik süreci, evlenme vaadi, evlenme isteği falan olduğu zaman insanlar rahatsız oluyormuş. Tansiyon 140'a fırlıyormuş. Kendini kötü hissediyormuş insanlar. Ya Kadir, insan evlenmekten o kadar korkar mı? Ya çeşit çeşit insan var Pasko. Ayrıca bu evlilikten korkma olayı nedense daha çok erkeklerde gözlenen bir şey. Kadınlar evlenmekten o kadar çok korkmuyorlar. Yani bu gametofobi ya da gametofobi dediğimiz şey bence daha ziyade erkeklerde var ya. Erkeklerde hep bir Yusuf lafı oluyor evlilikten sonra. Yusuf? O ne demek ya abi? 2 tane Yusuf ismindeki erkek yan yana gelirse biz buna Yusuf diyoruz Pascal. Korku manasında. Ya sen yorma güzel kafanı bunlara rica edeceğim ya. Şahsen ben kadın olsam erkeklere biz de size bayılıyorduk zaten meşe palamutları derdim. Köpek çekerdim yani. Ya Kadir sen kadın olmasan bence dahi. Yo ille kadın olacağım. Empati yapıyorum ben empati. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abicim. Tayland'da multimilyarder bir zengin kızını evlendirmek için adam arıyorlarmış. Nasıl yani? Zengin adamın kızı nasıl kısmet bulamaz değil mi? Kıyamet alameti değil mi bu? Kıyamet alameti? Bildiğin kıyamet alameti. Sen anla yani. Nasıl yani? Kardeşim zengin adamın kızı nasıl bir kısmet bulamıyor ya? Böyle şey olur mu? Bu bildiğin kıyamet alameti değil mi? Çirkindir. Ya güzelliğin aşkın kıstası olduğu yüzyıllar çok geride kaldı ya. Bir kız düşün, babası milyarder, milyon dolar nakit serveti var. Evlendirecek o kızını ama talip çıkmıyor. Ah ulan o kız İstanbul'da yaşayacaktı ki. Ne yapardın? Ya doğru diyorsun, bize de sıra gelmezdi ki. Yalnız kızını evlendirmek isteyen zengin Taylandlı abimiz ilginç bir insan. Nesi ilginç? Kızı evlendireceği adamı yarışmayla seçiyor. Ne yarışması? Telefon geldi. Dur. Ay benimki çalıyor pardon. Alo. Alo iyi günler. Tayland'dan arıyorum. Buyurun ne vardı? Kızını evlendirecek şahsı yarışma düzenleyerek arayan Taylandlı ünlü zengin Ne Biçim Beyefendi adını arıyorum. Bir yarışmamız var ve doğru cevap verirseniz kızını sizinle evlendirecek. Ya siz herkesi böyle sıradan arıyor musunuz? Evet ama şu ana kadar soruların tümünü doğru cevaplayan olmadı. Genel kültürünüz nasıldır? Kol gibi genel kültür var bende. Anlamadım. Yani iyidir. Yarışmak ister misiniz? Ya ondan önce benim birkaç sorum var Babako ya. Buyurun. Şimdi kızınıza koca olacak adamı yarışmayla arıyorsunuz. Servetiniz ne kadar? Nakit serveti $600 milyon ve artı Phuket'te 4 tane gökdelen vesaire. Oo, iyiymiş ya. İkinci soru, başka çocuk var mı? Yok, neden sordunuz? Hayır, kendisi cızlamı çektiğinde miras bir tek müstakbel geline mi kalıyor, onu merak eder millet. Bravo Kadir, güzel detay. Yalnız daha çok kişiyi aramam gerek. Başlayalım mı yarışmaya? Yapıştır. Edebiyat sorularıyla başlıyoruz. Çünkü gelin hanım edebiyat fakültesi mezunu. İlk sorumu soruyorum. Tolstoy'un Tuğla kalınlığındaki kitabının adı nedir? Ya yapmayın abicim, adamın en ince kitabı kaldırım taşı kadar zaten. Yorum değil, cevap lütfen. Tolstoy'un her biri tuğla kalınlığında 2 ciltlik romanının adı nedir? Tüyo vereyim, 2 kelime, aralarında ve bağlacı var. Savaş ve seviş. Bilemediniz. Savaş ve barış olacaktı. Tüh be. İkinci soru gelsin. Bazen bir vadide geçen ünlü romanının adı nedir? Vadideki... Lavuk. Vadideki lavuk. Hayır. Vadideki lombak. Hayır. Asmalı konak. Muhteşem yüzyıl. İyice saçmaladınız. Edebiyat sorularına devam. Yaprak Dökümü adlı kitabın yazarı olan büyük Türk yazarı kimdir? Kadir sen söyle. Ali Kültüken. Hayır. Yakup Nuri Ablası Yanık. Ablası Yanık? Maalesef bilemediniz. Bilim sorularına geçiyorum. Hay Allah ya. Abi yalnız bir ara verelim, sonra devam edelim be. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Hatta mı ya zengin Taylandlı'nın adamı? Hatta abi. Bekliyor Allah. Alo. Alo. Evet. Devam edelim mi? Olur ama bir saniye. Efendim bir açıklama yapalım. Yeni açanlar için zengin bir Taylandlı iş adamı kızını evlendireceği adamı yarışmayla seçiyor. Bizi de arıyor. Edebiyat sorularında ağır çuvalladık. Bilim sorularına geçiyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. İyi ki bilim sorunuz. Isınan hava yükselir. Bunun sonucu ne olur? Terleriz. Evet. Hayır. Nasıl hayır? Hava ısınınca terlemiyor muyuz kardeşim? Hayır. Ben tabiat olayı olarak sordum. Hava ısınınca ne olacak? Güneş açıyor. Ya saçmalama. Güneş açtığı için hava ısınıyor zaten. Bilemediniz. Isınan hava yükselir. Onun yerini soğuk hava doldurur. Buna rüzgar diyoruz. Rüzgar öyle mi oluyordu ya? İlk defa duyuyorum. Akdeniz bitki örtüsü nedir? Marul. Roka. Bilemediniz. Ebe gümeci. Kıvırcık salata. Hayır. Radika salata. Ayşe kadın fasulye. Maalesef doğru cevap maki. Maki ne ya? Ya o yenilmiyor herhalde. Yenilse ben bilirdim ha. 3. bilim sorusuna geçiyorum. Yine sizin oralardan. Akdeniz'in iklimi nedir? Yazlar kıvrak ve neşeli, kışlar mahzun ve durgun. Hayır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar... Kadir, kışlar neydi? Ya kışın Akdeniz'e gitmedin, bilmiyorum ya. Yazlar sıcak ve gudik, kışlar sevimli ve sokulgan diyelim. Hayatımda çok denyo gördüm ama sizin kadarını görmedim. Sanat soruları. Lumi Tender şarkısı kimindir? İsmail Altun Saray. Malatyalı Fare. Hayır, ecnebi düşünün. Mareşal Tito. General Castro. Sanatçı diyorum. Taçsız Kral Pele. Rahmetli Başkan Kennedy. Hayır. Fenerbahçeli Cemil. Nadia Comaneci. Siz bu dünyada yaşadığınıza emin misiniz? Mona Lisa tablosunu kim yapmıştır? Elvis Presley. Müslüm Gürses. Saçmalıyorsunuz. Son sanat sorusu. Orta Çağ boyunca özellikle katedral ve kilise mimarilerinde görülen mimari tarzının adı nedir? Yığma biriket. Salon salamanje. Mimari bir tarz diyorum. Son 3 harfi tik. Dandik. Babik. Hayır, gotik. Ya tüh ya, biliyordum ya. Peki, genel kültür sorusu. Tokat Ovası'ndaki bir meydan savaşından sonra zaferini bir tepeden seyreden ünlü Roma İmparatoru Sezar, "Geldim, gördüm, nokta nokta" demiştir. Nokta noktalı yerleri doldurunuz. Geldim gördüm yedim. Geldim gördüm yaladım. Geldim gördüm tridine bandım. Geldim gördüm para verdim aldım. Siz manyak mısınız? Evet. Size kızımız vermeyiz biz. Yavrum Tayland'da değil misiniz? Sizi kim beğensin ya? Masajdan başka ne özelliğiniz var af buyur? Bu ülkemize bir hakarettir. Ya neyse bırakalım, ne biçim iş bu, damat yarışmayla mı seçilirmiş ya? Kadir kapat ya, boş ver ya, kapat şunu ya. Aragaz. Aragaz. Pasko. Efendim balım. Balım mı? Evet. Ama baştan böyle canım cicimler falan hoşuma gidiyordu da. Ama balım biraz fazla iddialı değil mi ya Pascal? Kadir, sevgi sözcüğü. Ya evet, Allah utandırmasın. Geçen 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günüydü malum. O günde inanılmaz kötü bir olay yaşanmış. Olumsuz bir haber vereceğim ama. Hazır mısın? Vallahi değilim. Ben de hiç hazır değildim kardeşim ama el mecbur. Efendim 3 Mart Dünya Yaban Hayatı gününde Şanlıurfa'da nesli bitmek üzere olan oklu kirpi sopayla dövülüp öldürülmüş. Ay canım ya. Abi anlamak mümkün değil. Bizim memleketimizde neden hep böyle hayvan öldürme haberleri oluyor ya? Şuncacık bir kirpiden ne istersiniz kardeşim? Ne zararı var ya? Daha önce de söyledik, hayvanları koruma kanununun cezai yaptırımları sertleştirilmeli. Ancak o şekilde biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Kesinlikle abi. Keşke o nesli tükenmekte olan oklu kirpi oklarını yüzüne ataydı ya. Ya öldürmeseydiniz hayvancıyız ya. Böyle kabalıklar yaşanınca insanın kan beynine sıçrıyor Pascal ya. Evet tabii ya. Bu haberlerden var ya çok sıkıldım. Yıldık be Pascal. Ama araya güzel haberler de geliyor bak. Geçen hafta bir kedi yangın çıkan evde uyuyan sahibini kurtarmış. Nasıl başarmış? Abi Adana'da Efe isimli bir kedi yangın çıkan evde uyuyan sahibini patisiyle saçlarını çekip uyandırmış ve böylece kurtarmış. Ulan Efe'ye bak be. Valla bayağı kahraman kedi ha. Helal olsun Efe. Bir de kediye nankör deniyor abi. Bundan daha kral hareket olur mu ya? Yani bravo, kediyi de bundan tebrik ediyoruz. Yine ne varsa kedilerde var diyorlar ya. Belki de doğru söylüyor. Ben köpekçiyim ama. Ondan sonra. Hem Instagram'da like deposu oluyor kediler. Hem hayatta milletin bakıyorum iyi arkadaşı oluyor. Hem de oyun arkadaşı oluyor. Kedilerde var ya. Her yol var. Var. Efe ismini koymakla doğru bir şey yapmışlar yani. Çakırcalı Efe gibi kediymiş. Yangından kaçmıyor, sahibini uyandırıyor. Bak delikanlığa bak ya. Kadir sen ben olsak kaçarız ya. Ya biz anında topuk spor hayat. Yani birini kurtarmak isterim de can da tatlı ya. Hani eskiden devlet dairelerinde vardı. Yangından önce kurtarılacak etiketi vardı. Bazı dolaplarda aşağıların üstünde yazardı. İşte o yangından ilk önce kurtarılacak benim nezdimde candır abi. Herkesin de öyledir sonuç olarak. Ama işte görüyorsun hayvanlar yine duygusal varlıklar. Bu kedi köpek olsun kuş olsun hep böyle, hatta kanguru bile olsun çok duygusal oluyorlar yani. Kanguru mu? Tabii abi, bir keresinde Avustralya'dayım. Aborjin dostlarımla takılıyorum. Biraz da dertleşiyoruz. Yani ne olacak bu aborjinin hali, geleceği falan diye konuşuyoruz baya. Ben de o sırada televizyonda müzik açtırmışım. Türk sanat müziği kıvamında gidiyor müzik. Allah Allah. Sonra işte liste kendi kendine öyle akıp giderken bir de dalmışız, sohbet ediyoruz. Derken masadan bir an kafamız bir kaldırdık, bir de ne görelim. Kangurunun biri gözlerini dikmiş bize bakıyor. Aramızda da 3-4 metre var yani en fazla. Hayvan sabit durmuş, bayağı hisli bakıyor. Allah Allah. Kadir çok ilginç ya. Sonra ne oldu? Ya sonra Pascal inanmazsın, o dağ gibi güçlü mert yiğit kanguru ağlamaya başladı. Ağlıyor. Görmen lazım, hıçkırarak ağlıyor hayvan. Yani tabii ben dayanamadım, gittim. Biraz sarıldım, avuttum kendisini. Kanguruya mı sırıldın? Evet yani işte başını falan okşadım, avuttum biraz. Sonra fark ettim ki bu meğer benim açtığım Türk sanat müziği şarkılarından çok etkilenmiş. Birden koy vermiş. Tabii ben bunu geç keşfettim ve bu hayvanı o kadar ağlatan şarkı neydi diye araştırdım. Sen biliyor musun? Neymiş? Kanguruyla farkında olmadan kadifeden kesesi çalmış. Allah Allah. Görüyorsun. Tesadüf. Kesinlikle. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Sence beynimizin ne kadarını kullanıyoruz? Nasıl yani? Soru açık kardeşim. Beynimizin ne kadarını kullanabiliyoruz? Hepsini değil mi? %100 kullanıyoruz diyorsun yani. Yani beyninin %100'ünü kullanmış halin bu mu senin lan? Ha? Ya biraz üzücü değil mi bu ya? Sence de üzücü değil mi? Biraz daha parlak bir durum olması gerekmez miydi eğer %100'ünü kullanıyorsan Pascal? Kadir, kırıcı oluyorsun. Hiç mi duymadım bir yerlerde beynimizin aslında %10'unu kullanabiliyoruz diye ya? Bilimsel araştırmalara göre beynimizin sadece %10'unu kullanabiliyoruz biliyor musun? Yüce Rabbim resmen adil kullanım kotası koymuş beynimize ya. Vay be. Neden beynimizin %100'ünü kullanamıyoruz peki Pascal? Biz ikimiz mi? Evet. Geriye kalan herkes kullanıyor. Biz seninle kullanamıyoruz onu diyorum. Ya Pascal sen bununla ciddi mi yapıyorsun ya? Yoksa numara mı çekiyorsun koçum bize ya? Sen acaba beyninin %4'ünü falan mı kullanıyorsun oğlum ya? Ha? Sen mi düşünüyorsun lan? Allah Allah. Ya Kadir öyle değil mi? Benim duygusal zekam çok yüksek. Bir de duygusal zeka var doğru. Biri IQ diğeri EQ değil mi? Duygusal zeka yani. Bende ikisi de zirvede. Kadınların alfa diye tanımladığı über bir erkek olduğum için bana hem EQ hem IQ olarak zirveyi teklif ettiler. Ben de zirvedeyim. Yok öyle bir şey canım. Öyle bir şey yok. Kıskanç çocuk gibi ben de diyorsun hemen atlıyorsun. Ya zirvedekiler yalnız olur. Ne işin var senin senle benle zirvede kayak mı yapacaksın ya? Ne var abi? Beraber paylaşsak ne olacak? Ya tamam Allah kahretmesin. Paylaşalım peki. Peki beynimizin %100'ünü kullanabilsek neler olurdu hiç düşündün mü? Yani şimdiye kadar keşfedilmemiş her şey bulunurdu değil mi? Ölümsüzlük bile bulunurdu belki. Kadir, ölümsüz olum ne yapacağız? Canı mı sıkılır? Ya ölümsüz olup da muazzam bir hayat yaşıyorsan süper de aynı vasat hayatı ölümsüz olarak yaşıyorsan o kötü tabii ya. Düşünsene ölümsüzsün ama sabah 9 akşam 6 çalışıyorsun. Yani aylık akbille işe gidiyorsun. Bitmeyen mesai gibi bir şey ya. Aman abi Allah korusun. Veya ölümsüzsün ama tam ölümsüzlük iksiri içmeden önce dişin ağrıyormuştu. Ölmüyorsun ama sonsuza dek dişin ağrıyor. Çıktı dişi. Muazzam yaklaşım ya muazzam ya. Biz nasıl düşünmedik bunu? Tüh. Kadir zeka meselesi. Doğru. Biz en iyisi beynimizin %10'unu kullanmaya devam edelim canım. Baksana bu kadarı bile yeterli. Sorunu açıyor yani. Kadir biz böyle mi kuyuz? Tamamını kullanırsak çok uyururuz. Ya %10'unu kullanalım ama kafamız rahat olsun diyorsun yani. Mantıklı aslında. Tam kapasite çalışıp ne yapacaksın değil mi? Fabrika mıyız biz? Aynen öyle. En azından kafa rahat. Kafanız biraz fazla mı rahat acaba? Aragaz. Aragaz. Pasko. Efendim abicim. Psikolojinin nasıl bebeğim? Bozuk. Hayırdır neyin var? Açıl rahatla. Moralim bozuk. Artık var ya yaz gelsin ya. Allah Allah. İçinde bulunduğu mevsime morali bozulanı ilk defa duyuyorum ben ya. Ben ciddi bir şey diyorsun sanma. Az kaldı az gelecek. Hatta sana söz yine baharlar gelecek. Hadi inşallah. Gelir merak etme. Ya aslında bu birçok sorun olmayıp da kendine psikolojik sorun uyduran, yakıştıran, bununla övünen insanlar var biliyor musun? Çok ilginç ama var böyle insanlar. Yalandan hastalık uyduruyor. Ya bunu bir şekilde havalı buluyorlar herhalde. Özellikle ergenlik ve 20'li yaşların başında kendi kendine teşhis koyup kendi kendine psikolojik rahatsızlık alayan çocuklar vardır. Sanki psikolojik bir rahatsızlığın yoksa düz bir insan olacağım, düz insan olmak da havalı değil gibi yani. Aa, şimdi anladım. Üsküdar'da ikindi vaktini geçerken anladın güzel kardeşim. Yani böyle tipler bilirsin yani sen. Ben zaten bipolarım, acayip şeyler yaşıyorum veya bende sürekli duygu değişimi var, çok değişkenim falan gibi. Adamın içini karartırlar yani. Evet abi gibi, çılgınım, deliyim, bu modda. Evet. Onu demek gibi bir şey aslında. Yani sen de sürekli duygu değişimleri var diye psikolojik rahatsızlığın olacak diye bir şey yok ki. Belki sadece dengesizsin. Havalı değil ama belki sadece öyle. Ama Kadir onun ismi güzel değil. Şizofreniyle övünen ergen var ya. Epey psikopat kafalar bunlar. Sanki şizofren olunca ona bakıp ay ne tatlı şizofrenim benim diyen mi olacak yani? Acaba bunlar çok ciddi rahatsızlıklar. Başına gelenin yeri geliyor hayatı kararıyor. Öyle sevimli bir durum yok bu rahatsızlıklarda yani. Hastaysan doktora git. Yahu kendi kendine teşhis koymak gibi bir yöntem olabilir mi zaten? İlle ben değişeyim, zihnimde bir durum var diyorsan gideceksin doktora göstereceksin. Ha ciddi bir durum yoksa, ilgi çekmek için bunu yapıyorsan o zaten biraz haklı olmuş olursun. Normal biri böyle bir şey yapmaz çünkü. Yalnız Kadir, güzel konuştun. Beğenmene sevindim kardeşim. Belki gerçekten rahatsız değilsin güzel kardeşim. Belki senin sadece kafan karışmıştır, nevrin dönmüştür. Fight Club vardı, izledin mi sen onu, dövüş kulübünü? Biliyorum. Olaylı bir filmdi. Dövüş kulübünün ilk kuralı ondan bahsetmemektir diyordu, hatırla. Bahsettin. Yavrum ben dövüş kulübüne mi üyeyim ya? Bir baksana. Ha? Hiç dövüş kulübüne üyeymişim gibi duruyor muyum ya? Allah aşkına çekinme bak ya. Yeni üye olmuşsundur. He sorma, dövüş kulübüne üye oldum. Aidatı yatırdım geldim buraya. Oradan da şizofrenik bir durum vardı. Oradan anlatıyorum. Ama sen de pek bir yankı uyandırıyor maşallah ya. Kadir çok olduğu izleyeli. Sen daha çok söğüş kulübü herhalde kardeşim. Kelle söğüş falan. Ha? Evet. Aragaz. Pascal. Bro. Sen eğlenmeyi seven neşeli alemci birisin. Evet ama abartmayalım. Ya abartmayalım diyorsun da sen daha futbolcuyken bile sana bizi diskoya götür diye tezahürat yapıyorlar diye. Zaten senin doğalın bu yani. Evet abi biliyorlardı. Yetenekliyim ya. Ya şimdi disko da kalmadı be. Yaşlandık resmen ama sen bu işlerin kurdusun. Bir eğlence mekanına gittiğinde özellikle erkek olarak ne yapmalı, nasıl durmalı, bu konuda konuşalım mı? Bu konuda sen bir şeyler anlat. Ama Kadir bizden geçti ya. Ya bırak, paylaş bizimle şu engin tecrübelerini. Bir kere Kadir, kazık gibi durma. Tabi, mekanın güvenlik görevlisiymiş gibi dümdüz durmaman gerek. Hafif hafif sallan, bir müziğe katkı sağla değil mi? Evet. Nasıl tabii yapmak lazım? Abi müziğe göre hafif hafif. Heh. Yani bir yandan kafayı da böyle sağa sola sallasak olur mu? Yap bakayım. Ha bak böyle. Yok Kadir, sen kafa sallama. Vücut yeterli. Peki mesela müziğe eşlik ederek tatlı tatlı salınacağız. Devinimsiz durmayacağız. Peki mekana ilk girdiğimizde hareketsiz durup, mülayim durup bir saat sonra yılanlaşan tiplerden mi olmalıyız? Mesela sen onlara ne diyorsun? Öyle tipler çok itici. He bence de. Adama mekana ilk girdiğinde gayet sessiz sakin, aradan bir saat geçiyor. Are you disco diye soran turist avcısı sırtlana dönüşüyor. Ya Kadir o soru are you disco? Tabii bir klasiktir, bilmiyor musun? Turistik yerlerde az İngilizce bilen ama ciddi anlamda İngiltere'deki bir muhabbet kuşu kadar İngilizce bilen arkadaşlar turistlere bu soruyu sorarlar, bu acı soruyu. Are you disco? Are you disco diye sorarken nice yiğitler gramer kaybından vefat etmiştir, hedefine ulaşamamıştır. Güzel sorulmuş. Disco musun? Yok, ben restoranım. Bu kulaklar daha önce böyle bir şey neler duydu ya. Bizim yine çok az İngilizce sahibi tatil yeri sırtlanlarından biri eskaza yabancı bir ablayla diyaloğa giriyor. Mekanda dans ediyorlar. Adamın kıza bir şey sorması gerekiyor. Can havliyle kıza "Do you look?" diye sordu. Ya ne rezillikler var. Bunun daha fena örnekleri de vardı, şimdi sırası değil. Yani bunlar mı bize verdiğin tiyolar? Bir şey söylemedin neredeyse ya. Zaten en temel bilinen şeyler bunlar ya. Temel ama önemli. Bak bence sen kendine saklıyorsun bilgileri. Ben çok fena hissederim böyle şeyleri yani. Hani sen abartmak değil diyorsun ama kesin kendin kulüplerde yılan gibi dans ediyorsun. Ayıp ediyorsun abi ya. Ya gözümün önüne geliyor. Yılan gibi dans ederken görüyorum seni Pascal. Düşük bütçeli bir şahmaran gibisin yani. O ne be? Çift başlı yılan. Sana var ya bütün bildiklerimi öğreteceğim. Ya arkadaşım 19 Mayıs'a hazırlanır gibi evde figür mü çalışacağız? Bütün bildiklerini öğretiyormuş. Ama damsız alamadıkları için mekana giremiyoruz. Ne yapacağız mesela? Ben varken mümkün değil. Ya benim için de öyle herhalde. Mesela zaten bu saatten sonra bizim neyimize kulübe gitmek falan filan ya. Biz kıralım dizimize, oturalım evimizde, çayımıza çorbamıza bakalım efendim. En iyisi abi. Yani o kadar inanmayarak onayladın ki tam beni uyutup mekana kaçacak gibi söyledin ha. Ama ben hissederim böyle şeyler bak. Ya Kadir ben öyle şeyim yapar mıyım? Evet yaparsın. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Burcu Esmersoy. Ay. Ya bilmem mi Kadir, arkadaşımız ya. Evet. İyi bir kızdır. Evet ya. Hem güzeldir hem de cana yakındır. Zaten hem güzel hem cana yakın olup bu kadar bunu başarabilen kaç ünlü kadın var ya, değil mi? Hiç yok. Burcu biliyorsun evli. Evet. Allah mesut etsin. Dünya ahiret bacımız. Aynen. Ama farz edelim ki uzaydayız Pascal. Neden? Çünkü basına mülakat vermiş. Ne vermiş? Mülakat. O ne abi? Tatlı mı? Yok lan, röportaj demek yani. Aa, öyle desene. He, yani onun Türkçesi mülakat. Neyse, ecnebicesi röportaj. Mülakat yani. Neyse, Burcu'ya çocuk düşünüyor musunuz diye sormuşlar. Burcu da eşimle hayatımız çok yoğun. Biz çocuk düşünüyoruz ama bakalım çocuk bizi düşünüyor mu diye sormuş. Hangi çocuk? Yani ileride doğacak çocuk. Burcu aslında burada alegori yapıyor ama ben derim ki Burcu'nun müstakbel çocuğunu arayalım, soralım. Bakalım onları düşünüyor musun? Ara bakalım. Hadi bakalım abi. Allah Allah. Bu nasıl saçma iş ya? Efendim, Burcu Esmersoy'un müstakbel evladını arıyorum. Çalıyor. Alo. Alo, buyurun arkadaş. Burcu Esmersoy'un biz çocuk düşünüyoruz ama çocuk bizi düşünüyor mu, gelecekteki çocuğumuz yani henüz yapmadığımız çocuk bizi düşünüyor mu bilmiyorum dediği, efendim yapmaya niyetli olduğu ama henüz zaman bulup yapmadığı müstakbel evladıyla mı görüşüyorum? Benim baba, buyur, ne vardı? Nasılsın canım ben? Vallahi sıramızı bekliyoruz arkadaş ya, sıramız gelince gideceğiz. Nereye? Öbür dünyaya. Öbür dünya neresi? Sizin dünyanız. Şu an ben ruhlar aleminde olduğum için sizin dünyanız bizim için öteki dünya oluyor. Kapış? Kapış abi, kapış. Şimdi bak aslan, biz Burcu Esmersoy'u seviyoruz. Canımız arkadaşımız. O demiş ki biz çocuk yapmayı düşünüyoruz ama o çocuk bizi düşünüyor mu bilmiyoruz demiş. Vallahi benim validede zehir gibi kafa var. Alegoriye bak. Helal valide. Siz düşünüyor musunuz anne babayı? Vallahi abiler beni salsalar şimdi gelirim dünyaya. Annem dünya güzeli kadın. Babam desen karizmatik aslan gibi adam. Genetiğim kral marka. Bunlarda para da vardır abi. Niye düşünmeyeyim ya? Peki ne bekliyorsunuz? Vallahi bekliyoruz. Valideyle peder ne zaman hadi deseler yola çıkacağım. Peki dünyada en çok neyi merak ediyorsunuz? Baby TV ile TRT çocuk. Menter Kral Şakir. Çok duyuyorum isimlerini ama izlemek için o tarafa geçmek lazım. Ama çalışmıyorlar abi. Biraz çabalasalar gerisini ben halledeceğim ya. Ama bu zamanda çocuk yapmak kolay mı? Neden abi? Dünya yaratıldığından beri yöntem aynı. Ya yine de öyle deme. Bir çocuğa hazırlanmak kolay mı? Ya babacığım, sanki dünyanın en zor işi ha. Abartmayın bu kadar ya. Ya bir insanın kalıcı olmak için yapabileceği tek bir şey var. İyi bir evlat yetiştirmek ya da büyük bir sanat eseri bırakmak. Büyük sanatçı kumaşı olmadığınıza göre senede bir tane çocuk kusulayacaksın abi. Şahsen ben 5'ten aşağı çocuğu olanlara çocuğu var demem ya. 5 tane çocuğu nasıl besleyeceğiz ya? Ya babacığım, sen yap çocuğu, koy kapının önüne, o kendi kendine büyür zaten ya. Çok abartıyorsunuz bu işleri. Buradan müstakbel validemle pederime seslenmek istiyorum. Hadi artık ama ya. Hadi ya. Alvaro Negredo gibi yedek kulübesinde beklemekten yoruldum kardeşim ya. Şu an neredesin? Ismanaktayım abi, demir olarak. İnşallah toparlayacağız, şekle şemale gireceğiz. Hadi Peder Bey, hadi valide, az gayret ya. Üşenenin oğlu kızı olmazmış, hadi babacığım ya. Canım çok teşekkür ediyoruz sana. Sen bizim yeğenimiz sayılırsın. Ses tonundan da anladık ki erkeksin. İkinizi de kenara yazdım oğlum. Bak doğduğum zaman en az bir tam altın takmazsınız. İkiniz de büyüyünce oyarım bak. Tersim fenadır ona göre. Feride bak, daha dolmadan racon kesiyor. Helal olsun, tam bana yakışacak bir yeğen. Oldu o zaman. Hadi doğduğunda görüşelim yeğenim. Dayımsın. Eyvallah yeğen. Senden kullanıyorum ama neyse, sen de dayımsın. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abicim. Stefani Germanotta'yı bildin mi? Hiç duymadım. Emin misin? Evet. İyi düşün. Abi gelmedi ne? Akraba mı? Yok be kardeşim, ne akraba? Sen şimdi Stefani Germanotta adını hiç duymadın mı? Yok abi. Kim bu ya? Lady Gaga. Aa, bildiğimiz Lady Gaga. Kaç tane Lady Gaga var? Başka Lady Gaga mı var? Kadir, onun adı Stefani mi? Evet. Onun orijinal adı bu ama kendini mahlas ismi Lady Gaga biliyorsun. Vay be. Bir anne baba nasıl ruh hastası olmalı ki kızına Lady Gaga adını versin? Tabii ki mahlas olduğu belli değil mi? Lady Gaga diye isim mi? İyi de Kadir. Lady Gaga nereden çıktı? Ne bileyim abi nereden çıktı ama üniversitede sosyal zorbalığa maruz kalmış bu Lady Gaga. Yapma ya. Ben yapmadım, arkadaşları yapmış. Lady Gaga'nın üniversite arkadaşları Facebook'ta bir grup kurmuşlar. Adı Stefani Germanotta asla ünlü olamayacaksın. Ama oldu. Lady Gaga'nın yaptığına arabanın intikamı denir Pascal. Nasıl yani? Aynı yıl içinde Oscar, Grammy, BAFTA Altın Küre ödülü aldı ya. İlk tek yani tarihte. Kadir, kadın dedin böyle olur. Çok acayip laflar ediyorsun. Abicim, erkekte var ya, başarılı kadın ister. Bak güzel bir yere değindin Pasko. Evet, hep derler ki kadınlar başarılı erkek ister. Oysa biz erkekler de kadınımız başarılı olsun isteriz yani. Evet abi. Tabii mesela kumanda pili gibi dolma sarsın değil mi? Sonra aşure. Tabii aşureyi güzel yapsın. Öyle bir ütü yapsın ki cilet gibi olsun. Bunlar hep başarı. Aynen öyle. Bak şu an kaç kadın bizden nefret etti acaba? Niye ya? Ya kadınlar artık böyle şeyleri küçümseme olarak algılıyor. Oysa çok iyi yaprak sarma yapabilmek çok başarılı bir şey ya. Herkesin yapabileceği bir şey değil ki. Evet Kadir. Bu da marifet. Ha sen Excel'de harika raporlama yapıyorsundur. Bu da iyi. Ama sana soruyorum Pascal, yaprak sarma yapan bir kadın mı yoksa Excel kullanan bir kadın mı? İkisi de. Yahu yaprak sarma yaparken Excel kullanan kadın olsa ne olur? Yani aslında bu olsa olsa delidir değil mi? Yok yani. Aynı anda değil. O zaman sen her şeyi bir anda istiyorsun. Öyle istiyorum. Olmaz. Telefon Kadir. Benimki ötüyor. Pişt. Alo. Oo Lady Gaga. Pascal Gaga arıyor. Alo. Ne haber kız? Stephanie. Ya Lady Gaga'm, şimdi bu sana üniversitede başarı olamazsın diye grup kuranlar Facebook'ta ne iş yapıyor şimdi? Kasiyer. Öyle böyle değil mi? Ya. Kadir, onlar da başarılı. Tabii özellikle manikürcü pedikürcü olan varsa zor iş. Onu da söyleyeyim, herkes yapamaz. Efendim Gaga. Söyle. Aa öyle mi? Pascal, Lady Gaga sana küsmüş. Niye be? Pascal bana sahip çıkmadı diyor. Sana olan sistemi maniyle dile getiriyor. Getirsin. Alayım canım Gaga'm, alayım Pascal için maniyi. Sarı saçların, Pascal seni haşladın, bana sahip çıkmadın. Basın kaşlarım. Evet. Cevap vereceğim. Ver. Ya Kadir, sen uydursana. Hadi. Ben mi uydurayım? Evet, ben uydurayım. Tabii. Gaga, Pascal senin maniyle şöyle cevap veriyor. Çatındaki bacan mıyım? Hep alanda kaçan mıyım? Sana niye sahip çıkayım? Baban mıyım? Kocan mıyım? 10 numara. Efendim Gaga, efendim. Hayatımdaki erkeklerden bıktın, gerçek bir erkek arıyorsun. Vallahi biz de arıyoruz ama bu zamanda nerede öyle erkek kardeş? Zor. Koluna gelecek adam kalmamış kardeşim. İyi adamları kapmışlar Gaga. Ortalık çakal dolu. Olur tabii. Tabii hadi öptüm. Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin. Ne olur dedim? Şimdi bana Lady Gaga diyor ki Kadir'im diyor, sen şu nar ekşili kısırla mercimek köftenden yapsan da diyor. Çayla içsek diyor, baş başa kaynatsak diyor. Ben de eve davet ettim yani. Ben? Sen de gel, eksik kalma, aman diyeyim. Kalmam. Aragaz. Pascal. Efendim baba. Senin Instagram adresin ve numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çöpdemir. Çöpdemir. Evet. Fatih diyor ki Kadir abi, kız isteme ve gergin ortamlarda sırf muhabbet olsun diye kızın küçük eniştesine işini sorup senin işte zor be abi muhabbeti yapıyoruz. Her işe uymuyor. Bu muhabbeti yapmayacağımız işler neler diyor. Kadir, ince mevzu. Evet, kız isteme olayı var mı Fransa'da? Yok abi. Nasıl yok abi? Abi bizde böyle anadan babadan kız istemi yok. Nasıl, kızı vurup sırtına götürüyor musun direkt? Yok. Genelde arabayla. Sırta almak yok. Yavrum o zaten lafın gelişi ya. İyiymiş söz nişan. Yok be abi ya. Nişan sepeti. Sepet mi? Ne sepeti ya? Yüz görümlüğü. O ne ya? Yavrum gelinin doğağını kaldırıp ilk gördüğün an takı takıyorsun ya, ona yüz görümlüğü diyoruz biz. Yok abi, öyle bir şey yok. Ya görülmüş yüzün davası olmaz mı diyorsunuz? Aynen. İyiymiş masrafsız, tek taşı al. Ondiz çök, teklifi patlat, işi bitir, öyle mi? Bazen Kadir Tektaş'a bile gerek gelmiyor. Amma koca meraklısıymış lan Fransız kızları. Kırsal kesimde başlık parası var mı? Ne başlığı ya? Başlık kask, baret, böyle şeyler. Oğlum ecnebilik ne kolay iş ya. Ecnebiliğinizin kıymetini bilin ha. Bizde çok zordur bu işler bak söyleyeyim. Olsun abi. Onun da güzel bir yanı var. Şimdi soruya gelelim. Kız isterken açmamız gereken mevzular. Şimdi iş güç mevzuları olur. Hava durumu, her türlü meteorolojik faaliyet ve doğa olayları tabii. Siyasete hiç girmemek lazım. Ben kızın babası rahmetli Erbakancı, damadın babası rahmetli Ecevitçi diye kız isteme merasiminin karakolda bittiği vakalar biliyorum yani. Kadir, onlar kimdi? Necmettin Erbakan rahmetli ve rahmetli Bülent Ecevit, ikisi de rahmetli. Ülkenin başbakanı olmuş isimler. Eski Türkiye'nin siyasileri. İnsanlar eskiden mesela işte öyleydi. Erbakancı, Ecevitçi, şuncu, buncu diye ayrılıyorlardı yani. Ya Kadir ya, siz var ya böyle yetişmelere çok meraklısınız. Her mevzundan bir rekabet çıkarız abi. Peki mevzuya dönelim. Kız isterken girilmeyecek mevzular neler mesela? Futbol. Bu da siyaset gibi ortamı gerebilecek, ondan sonra insanları provoke edebilecek bir mevzu. Ona da girmemek lazım. Kız isterken girilecek mevzular mesela inşaat işleri, geyiği yani, her yer bina oldu, klasik. Ekonomi yani dolar, sebze, meyve fiyatları ama siyasete girmeden ekonomi. Ondan sonra PlayStation 4 çıkacak mı çıkmayacak mı falan, umut vadeden genç yetenekler kimler gibi mevzular da olabilir yani. Bazı strateji Kadir, oyunlarından... Kadir, buralar ne ya? Ben anlamadım. Ya şöyle, bazı strateji oyunlarına da girilebilir. Geçen gün yine Diablo 3'te boss kesiyorum. Karşıma ekstra bir boss çıktı. Bütün Satamina'yı bir vuruşta çekti aldı gibi klasik geyik mevzular. Gamer mevzular yani. Kız isterken. Ya çünkü Z kuşağı yükseliyor hacı. Bunlar artık trend mevzular. Kızın küçük büyük eniştesi varsa abisi, küçük kardeşi. Onlarla arkadaşlık kurmak için yapıyorsun bunu. Ama en iyisi kayınvalideyi kafalamaya, ona oynamak. Herkes kayınpedere oyna. Halbuki kız isteme günü kayınpederi razı etmeye bırakırsan gerilirsin. Öncesinde bacanak, kayınço, baldız, kayınvalide kadından gireceksin. Sempatiyi yükselteceksin, armudu pişireceksin. Kız isteme günü ağzına düşecek o armut. Kayınpederi etkisiz eleman haline getirsin, diğerlerini etkilersin. Kadir, bunlar var ya çok şeytani planlar. Ya sen evvelden kayınvalideyi kafala. Kız isteme günü gelene kadar o kayınpederi zaten kafalar. Müstakbel eşinizin annesini yani kaynananızı ömür boyu stratejik bir müttefik olarak kazanmalısınız. Bak ben açık söyleyeyim. Yeri gelir eşinize karşı bile sizin yanınızda olur. Kullanırsınız ya. Vay be. Ne kayınvalideymiş? Bak, kaynana damat için candır. İyi kaynanası olan damat kraldır abi. Allah var ya, hepimizi nasip etsin. Amin kardeşim. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Yüksek sanat. Alırım abi ya. Ver yavrucum mail adresimizi. Aragazet.meto.fm.com. Evet, o zaman ben kendi halimdeki bir tosarmamı takdim edeyim. Oku abi. Okuyorum abicim. Hadi. Efendim, hem örnek olsun genç şairlere hem de son zamanlarda yaptığımız bir tosarmadır. Boşa gitmesin yani. Evet. Sana adadım ömrümü. Giydiğim içlik yünlü mü? Parçaladığın gönlümü. Param olsa da ben alsam. Bak ne kadar da inceyim. Yumuşaktır yüreğim, hiç kaçırma sevdiceğim. Param olsa da ben alsam. Yanaşsaydım küçük küçük, dizlerimiz değse acık. Al yanaktan bir öpücük, param olsa da ben alsam. Sevdiğim boyunu posunu, gözlerindeki yosunu, tehlikenin kokusunu, param olsa da ben alsam. Seni ilk gördüğüm o an, ben oldum yeniden doğan. Başakşehir'den 3 puan. Param olsa da ben alsam. Nasıl buldun Pascal? Beğendin mi? Çok beğendim abi ya. Canım. Efendim, yarın kaldığımız yerden devam etme sözü versek bize müsaade eder misiniz? Görüşmek ümidiyle diyoruz. Paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir Çöpdemir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.